Öyle mi? Kepçuktur evladımız. Burada çalışmalara giderken suya kapılmış. Kepçenin yerini bulmuş arkadaşlarımız. Elbette ki ümidimizi yitirmeden sonuna kadar tekniğin bütün imkanlarını kullanarak, teknolojinin bütün imkanlarını, devletimizin bütün imkanlarını kullanarak arama çalışmalarını devam ettireceğiz. Batı Karadeniz bölgesinin tamamını çok yoğun bir şekilde etkisini alan sel felaketi nedeniyle devletimizin bütün imkanları, bütün kurumları, kuruluşları, bakanlarımız Düzce, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop illerimize seferber oldular. Biz de bugün buraya geldik. Valimiz ve bütün kurumlarımız, siz de izliyorsunuz. Çalışmalarını devam ettiriyorlar. Alınan tedbirlerle şükürler olsun bu yıl hem can kaybı hem mal kaybı en az olduğu bir sel felaketi süreci yaşıyoruz. Ama çok etkili yağışlar neticesinde meydana gelen taşkınlardan oluşan zararları da telafi etmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Buradaki evladımızın da en kısa sürede bulunması için mücadelemizi devam ettireceğiz. Peki efendim, afet bölgesi ilan edilmesinin söz konusu mu? Arkadaşlar, afet bölgesi kavramının anlamı çok farklı algılanıyor. Bir afetten sonra oluşan zararların telafisi noktasında devlet bütün imkanlarını seferber edecek. Zaten ediyor. Bunun için ayrıca afet bölgesi ilan edilecek mi edilmeyecek mi tartışmasını yapmamıza gerek yok. Çünkü onun hukuktaki anlamı bazen farklı anlaşılabiliyor. Onun için şu kadarını söyleyelim. Bu sel felaketinden oluşan zararların telafisi noktasında Sayın Cumhurbaşkanımız talimatlarını verdiler. Devletin bütün kurumları üzerine düşen sorumluluk neyse onu yerine getirecek tabii ki. Hadi siz de sağ olun.